Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bu video serimizde ÖSYM'nin nereden nereye gittiğini ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Hem grafiklerle inceleyeceğiz arkadaşlar hem de sorularla inceleyeceğiz. Bu video yukarıda da yazdığı gibi genel bakış videosu arkadaşlar. Yani bu seriye başlarken önce bir genel bakış atacağız grafiklere. Daha sonrasında da sevgili arkadaşlarım konuları tek tek ele alacağız. Yani temel kavramından tutun integralin sonuna kadar sevgili gençler. Hem TYT'yi hem de AYT'yi ÖSYM'nin nereden nereye geldiğini konuşacağız arkadaşlar. Ve tabii ki de eski tip sınav soruları nasıldı, yeni tip sınav soruları nasıl ve gelecekte de sınav soruları nasıl olabilir diye sevgili arkadaşlarım birazcık sizlerle inceleyeceğiz tabiri caizse. Öncelikle sevgili arkadaşlarım ilk grafiğimizde başlayalım dilerseniz. Şöyle geçelim arkadaşlar ilk grafiğimize. Bakınız YGS, TYT, LYS ve AYT. 2011 yılından 2021 yılına kadar olan kısımda yani 11 senelik süreçte. Bu YGS ile TYT'yi bundan sonra Mat 1 olarak adlandıralım. LYS ve AYT'yi de Mat 2 olarak adlandıralım arkadaşlar dilerseniz. Daha kolay olur. Bu sadece birinci sınav konuları bu arada. Hani biliyorsunuz birinci sınav yani Mat 1 kısmından da LYS ve AYT'de soru çıktığı için tüm sınavların, tüm konuların sevgili gençler YGS, TYT, LYS ve AYT'de sevgili arkadaşlarım ne yaptık? Sadece birinci sınav konuları için bir grafik bu. 11 senelik bir grafik. Şimdi burada gördüğünüz üzere temel kavramlar %9,6'sını oluşturuyor. Sınavın, tüm sınavların %9,6'sını. Sayı basamakları %4,2. OBEBOKEK %3,2. Rasyonel sayılar %4. Basit eşitsizlik %3,4. Mutlak değer %3. Üssü sayılar 5,2. Köklü sayılar 4. Denklem çözme 3,4. Problemler sevgili gençler 22,8'ini oluşturuyor ki birazdan göreceğiniz grafik sizi daha da şok edebilir. Kümeler kartezyen çarpım 4,8'ini, mantık 3,6, fonksiyonlar 6,8, polinomlar 3,6 ve permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık o dörtlü konu %8'ini oluşturuyor sevgili gençler. Bu YGS, TYT, LYS ve AYT de mat 1 konularını diyelim. Tamamını topladığınız takdirde burada ufak tefek olan bazı konular var. %0,8'lik, %0,2'lik onları bu grafik üzerinde göstermedik sevgili gençler. Genel bir tablo üzerinde yine göstereceğiz. Şimdi inanın arkadaşlar bunları bu şekilde hazırlamak ve konu konu da böldük. Şöyle göstereyim ben size ilerideki konularda sevgili gençler. Mesela temel kavramları ayrı ele aldık. Temel kavramlardan ortalama senede kaç soru çıkıyor? TYT'de kaç tane çıkıyor? AYT'de kaç tane çıkıyor? Temel kavramlar içerisinde hangi konular var? 2011'den 2021'e kadar hangi sene kaç tane soru soruldu? Hepsini göreceğiz. Buralarda sorular eskiden nasıldı? Nasıl oldu? Ve sevgili gençler gelecekte bu sorular nasıl olur? Bunlara el attık. Daha sonrasında mesela sayı basamakları konusuna geçiyoruz ama onları bu videoda izlemeyeceğiz. Şimdi biraz geriye dönelim. Ve sevgili arkadaşlar şuraya bakalım. Peki az önce baktığımız sınav konuları sadece ama sadece birinci sınavlarda. Yani YGS ve TYT'de nasıl olmuş? Bir buna bakalım şimdi sizle beraber. Arkadaşlarım az önceki grafiğimizde temel kavramlar %9,6 iken YGS ve TYT'de yani sadece birinci sınavlarda %7,2 gördüğünüz üzere. Bakın %9,6'dan %7,2'ye düşmüş olması demek. Bakın bu oran düşüyor. Oran. Yani bu ne demek? Size tabiri caizse şöyle söyleyeyim. AYT sınavında yani ikinci sınavda temel kavramlar daha fazla tercih ediliyor. Yani biz buradaki yüzdelik dilimi arkadaşlarım AYT sınavında temel kavramları çıkardığımızda geriye kalan ortalama düşüyor. Yani bu da demek oluyor ki sevgili gençler İkinci sınavlarda temel kavramlar az önce de belirttiğim gibi daha fazla tercih ediliyor. Mesela bu benim. İncelemeden önce
Bana sorsalar benim fikrim şöyle olurdu. Temel kavramlar hangi sınavın tercih edilen konuları? Tabii ki TYT veya tabii ki YGS derdim. Ama görüldüğü üzere LYS ve AYT'de daha fazla temel kavram sorusu çıktığı da aşikar. Yine bunları da ikinci videomuzda temel kavramları incelerken yine konuları tek tek detaylı detaylı incelerken göreceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sayı basamakları 4.6. Az önce 4.2 idi. OBE BOKEK 2.9. Az önce 3.2 idi. Bakın yine bu ne demek oluyor? AYT ve LYS'de daha fazla ele alınmış OBE BOKEK konusu. Rasyonel sayılar 4.9. Burada %4 arkadaşlar. Öncesinde %4.4'tü. Şimdi 4.9. Basit eşitsizlikler 2.6. Burada 3.4'tü. Mutlak değer 3.2. Sevgili gençler sadece birinci sınavda. Diğerinde %3'tü yakın değerler. Fazla değişmiyor. Üssü sayılar 5.2 idi. 5.2 hala. Köklü sayılar 3.8'di. 4'tü. 3.8 oldu. Oral orantı 4.1 arkadaşlar. Az önce oran orantı dediğimiz konu gördüğünüz üzere sınavın tamamını ele aldığımızda yani LYS ve AYT'yi de ortalamaya kattığımız zaman çok düşük bir oranda olduğu için burada görünmedi. Yani %2'lerde, 3'lerde burada %4.1 olduğu için grafiğe dahil oldu. Denklem çözme sevgili gençler %4.9. Burada %3.4'tü. Sadece birinci sınavda denklem çözme daha ağırlık veriliyor demek ki. Problemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada %33. Az önce %22.8'di. Yani burada %50'lik bir artıştan bahsediyoruz. Bunun da sebebi ikinci sınavlarda problemlerin tercih edilmemesi. Yani LYS ve AYT sınavlarında sevgili arkadaşlarım problemler dediğimiz konu hani o çok fazla soru çıkan konu LYS ve AYT'de tercih edilmiyor demek. Birazdan daha da net göreceksiniz bunu. Kümeler kartezyen çarpımı %4.8. Bu az önceki grafikti. İlk grafik kümeler kartezyen çarpımı %3.5'a düşüyor. Demek ki bu da ne demek oluyor? YGS ve TYT'de ortalamanın düşmesi. Demek ki bu kümeler ve kartezyen çarpım da sevgili gençler LYS ve AYT'de daha fazla tercih edilmiş. Fonksiyonlar sadece YGS ve TYT'de yani birinci sınavda 4.9 iken ilkinde gördüğünüz üzere %6.8'di. Yani fonksiyon da yine ikinci sınavda daha fazla tercih edilmiş arkadaşlarım. Permütasyon kombinasyon olasılık 5.8. Burada 8 arkadaşlar. Yani bu da yine LYS ve AYT'de daha fazla permütasyon kombinasyon binom olasılık PKBO çıkıyor demek. Şimdi geçelim. Sadece yani sınav sistemi değiştikten sonra 2018, 19, 20 ve 21 yani 4 senelik ortalamalara bakalım. 4 senelik ortalamalarda gençler temel kavramlar %11.6. Yani bu 3 grafiğin en yükseği bu arkadaşlar. Temel kavramlar TYT ve AYT'de daha fazla tercih edilmiş. Bizi şok edecek olan grafik neresi hocam? Bu grafik yani sadece TYT 2018, 19, 20 ve 21'de sadece TYT ortalamaları ve TYT ve AYT ortalamaları arasındaki fark bizi şok edecek olan kısım. Şimdi TYT ve AYT karışımında temel kavramlar %11.6, sadece TYT'de %10.1. Yani sınav sistemi değişse de yenilense de sevgili gençler ne değişmemiş? İkinci sınavda temel kavramların sorulma oranı daha yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu temel kavramları TYT'de çıkacak gibi düşünsek de AYT'de daha da fazla yer veriliyormuş. Buradan bunu anlıyoruz. Sayı basamakları sadece TYT'de %5. TYT AYT karmada %5.2. Demek ki eşit sayıda soru tercih ediliyor. Bölünebilme arkadaşlar 2,3. Sadece TYT AYT'de. Bölünebilme %2,5 neredeyse eşit. Yine problemler kısmı %27 iken bakın yüksek olanlara bakalım. Problemler %27.3 iken %27 iken TYT AYT karışımında sadece TYT'de problem oranı %39,5. Yani bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? %39,5 demek. Matematikten biliyorsunuz ki TYT'de 30 tane soru soruluyor. Bu 30 tane sorunun %40'ı desek 12 tane ortalama problem çıkıyor demek arkadaşlarım. Bunlar sadece 30 soru üzerinden. Yani geometri yok haberiniz olsun. Bu oranlarda geometri yok. Ki geometri konularında görmüyorsunuz zaten. 30 tane sevgili gençler sorunun %40'ı problem demek
soruların 12 tanesinin, ortalama 12 tanesinin problem olduğu demek son 4 yılki TYT sınavlarında. Kümeler kartezyen çarpımı yine %4.2. TYT AYT karışımında sevgili gençler kümeler kartezyen çarpımı %5.2. Yani bu da yine demek oluyor ki küme ve kartezyen çarpımı konuları ikinci sınavda yani AYT'de daha fazla tercih ediliyor. Fonksiyonlar sadece TYT'de %5, %8.1 görüyorsunuz AYT'nin etkisi arkadaşlar bu da. Tamam, yani bu da yine AYT'de daha fazla sorulan konulardan, aklınızda bulunsun. Polinomlar TYT-AYT karışımında %4.7, TYT'de %1.7. Yani polinomun da sevgili gençler AYT sınavında kesinlikle daha fazla tercih edildiğini yine görüyorsunuz. PKBO'ya baktığımız zaman bunun sevgili arkadaşlarım yine AYT sınavında yani ikinci sınavda daha fazla etkisi olduğu için PKBO ikinci sınavda bakın 10.5, ikinci sınavla beraber 10.5, tek başına TYT 7.6. Bu da demek oluyor ki sevgili gençler yine AYT sınavında yani ikinci sınavda PKBO konusu daha fazla tercih ediliyor demek. Şimdi arkadaşlar tüm bunların yanı sıra peki ben bu yüzdenin neresindeyim diye de size bir liste hazırladım. Burada sevgili arkadaşlarım sadece ama sadece birinci sınav konuları var. Temel kavramlardan veri istatistiğe kadar tüm konular var arkadaşlar. Temel kavramların içerisinde hangi konular var? Hocam ardışık sayıları falan ben burada göremedim diyorsan temel kavramların içerisinde pozitiflik, negatiflik, teklik, çiftlik, en büyük, en küçük değer bulma, ardışık sayılar ve örüntü konuları var. Aklında bulunsun. Temel kavramlar sayı basamakları, bölme ve bölünebilme, obebokek, rasyonel sayı, basit eşitsizlik. Ta ki nereye kadar? Veri istatistiğe kadar. Şimdi bunların hepsini de YGS TYT karma yani sadece birinci sınav oranlarını sevgili gençler ben buraya yazdım. Şimdi bu grafik, bu tablo senin ne işine yarar? Eline kalem alacaksın, tamam mı? Temel kavramlardan. Ben kendi kendime yani bireysel olarak ben bu konunun neresindeyim? Ben bu yüzlerin neresindeyim? Onu hesaplayacaksın. Nasıl yaparsın? Temel kavramlar. Konuların tamsa temel kavramlardan ben artık soru kaçırmam diyorsan tik atıyorsun. Mesela çarpanları ayırma. %100 soru kaçırmam. Kesinlikle yaparım diyorsan bir tik at. Tamam. Sembolik mantık mesela. Biliyorsunuz son zamanlarda çıkan sembolik mantık soruları da gayet böyle tadında çıtır çerez sorular oluyor. Güzel sorular oluyor arkadaşlarım. Sembolik mantık örneğin ben onu iyi yapıyorum diyorsun. Bir tik atıyorsun. Daha sonrasında yapamadıklarına da yine fosforlu kalemle işaretlersin. Tamam. Daha sonrasında yaptıklarını topladığın takdirde buranın toplamı %100. Yaptıklarını topladın ve %72 buldun mesela. Demek ki sen hala %28'lik kısmını halledememişsin TYT'nin ve bu sana yardımcı olacağını düşünüyorum. Neredeyiz? Şubat'tayız. Şubat'ın başındayız. Şubat'ın başındayız ama hala sen %72'desin TYT'de. Demek ki senin bir an önce toparlanman lazım. Sana yol gösterici de bir tablo olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda, ikinci videomuzda temel kavramları ele alacağız. İnceleyeceğiz. Hangi yıl kaç tane soru sorulmuş? Hangi yıl kaç tane TYT'de, kaç tane AYT'de? Yani kaç tane birinci sınavda, kaç tane ikinci sınavda soru sorulmuş? Onları inceleyeceğiz. Soruların tiplerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve ikinci videoda aynı zamanda bu soruları da çözeceğiz. Merak etmeyin, PDF'ini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. PDF'ini indirebilirsiniz. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. Duvarınıza beğendiğiniz tabloları, grafikleri asabilirsiniz arkadaşlarım. Güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Çünkü sevgili gençler gerçekten ama gerçekten şunu söyleyebilirim. Ben oturup da bu işe kafa yorduğumda yani bu grafikleri hazırlarken kaç tane soru çıkmış, hangi yıl ne kadar sorulmuş, ortalaması nedir? İşte bunların hepsini tek tek ortalama soru adedi hesaplarken şunları bunları hepsini konu konu detaylı detaylı ele alırken çoğu konuda arkadaşlarım kendi önce tahminimi söyledim. Daha sonra araştırdım. Yemin ediyorum ters köşe oldum. Bu yani bu tabloların, bu açıklamaların, bu detayların sevgili gençler çalışma stratejinizi bile değiştireceğini düşünüyorum. Ciddi manada. Niye? Çünkü mesela şöyle düşünüyorum ben. Örnek veriyorum, temel kavramlar. TYT'de daha fazla çıkacağını düşünürdüm. Yani normal şartlar altında durduk yere bana bir soru sorulsa, böyle muhabbet ortamında bir soru sorulsa, temel kavramlar TYT'de TYT mi aklınıza gelir, AYT mi aklınıza gelir? Herkesin TYT aklına gelir. Ama arkadaşlarım AYT'de yani ikinci sınavda temel kavramların daha fazla
soru sorulduğunu, temel kavramlardan daha fazla soru sorulduğunu sevgili gençler gördüm ve şok oldum. İnanın bu sadece şokunu yaşadığım ilk konu. Dedim ki bu sadece bunun için böyledir ama konu ilerledikçe gerçekten, bakın arkadaşlarım gerçekten çok samimi söylüyorum, ben şok oldum. Yani onları da ilerleyen videolarda görürsünüz. Mesela en şok olduğum mevzu obebokekti, örnek veriyorum. Obebokek konusunda, kümeler kartezyen çarpım konusunda arkadaşlar şok yaşadım. Problemler konusunda arkadaşlarım ciddi manada değişkenlikler var eski sınava göre. AYT'de daha da fazla. Bunların hepsini tek tek ele alacağız arkadaşlar ilerleyen videolarda. Size yararlı olduğunu düşündüğüm çok güzel bilgilere parmak bastık arkadaşlar. Hep beraber, sizle beraber bu seriyi tamamlayalım. Tamamladıktan sonra şunu göreceksiniz ki gerçekten iyi ki böyle bir seri olmuş. İyi ki ÖSYM'nin eskiden sorduğu sorularla yeni sorduğu sorular arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları, özellikle benzerlikleri, bakın özellikle benzerliklerinden bahsediyorum. Göreceğiz arkadaşlar ve diyeceğiz ki aslına bakarsanız ÖSYM eskiden ne kazanım veriyorsa şimdi de aynı kazanımları istiyor. Sadece biraz yolunu, yordamını değiştirmiş diyeceğiz. Evet gençler, bir sonraki videomuzda temel kavramları detaylı olarak ele alacağız. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.